Merhaba arkadaşlar, ben kendi nitelikli incelemeye hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda Lize, Kontkar, Olamam İflah ve Kontkar Kimera Suç şarkıları üzerine konuşacağım. Lize'nin Olamam İflah şarkısı biliyorsunuz Kara Tiyatro albümünde yer alıyordu. Şimdi de güzel bir kliple geldiler sanıyorum. Benim tahminim o. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkılara geçelim ama öncesinde eğer bu tür videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlarınızla paslamayı unutmayın. Geliyor. Ortam neresiymiş ya? İlginç bir yere benziyor. Nerede çekilmiş acaba? Klip bilen varsa yazsın arkadaşlar. Hemen bakalım kim ne yapmış. Produced by SZR Muerte Beats Mix Mastered Can Paşa. Video Production 235. Director Utku Kemal Durma Çalış. Evet, kıyak bir klibe benziyor dediğim gibi ama daha başlangıç, bilmiyoruz arkadaşlar. Bakalım, bu arada ben bu şarkıyı ilk defa dinliyorum. Biliyorsunuz Kara Tiyatro albümü incelemem yarıda kalmıştı. Bir yerden bir şekilde yakalamış olalım bu şarkıyla. Daha sonra tamamlayacağım, merak etmeyin. Devam. Kendine bir garip işler dönüyor diyebiliriz, daha başlar başlamaz ama kıyak olmuş ikisi de. Poker oynuyorlar sanırım ya, o zımbırtılardan gördüğüm, o çok anlamam bu işlerden ama yani poker değilse bilmiyorum nedir. İki kişilik poker oynanıyor mu, bilen varsa yazsın, bilmiyorum. Güvenimi kırdılar ama bir fersah. Koydum herkesle. Kaybetmedim heyecanımı bence. Şeytanlar içinde gez. Birini kendine seç. Anlaşmayın dala geç. O kadar da zor değildir. Yaşamın sırrını biz çözmeyeceğiz. Bir kere aldım öten. Anlarsın nedir hayat. Bir kere aldım o risk. Gelecek her şeyin an. Kıyak olmuş arkadaşlar ya, baya güzel şarkıymış. Daha girişinden baya sevdim. Sanırım kartta gördüğümüzde Lize'in bizzat da kendisi. Ne kadar fazla stres, o kadar büyük. Evet, kafaya mum ha. Güzel olmuş. Bir yandan da o ayna gibi tutulmuş bir, ne denir buna? Kız. Gel yükümün altına gir. Belinize kadar dön. Diyen o değil ki bu tersi. Attığın zorlardan vazgeçemezsin. Risiko aldıkça artar öfensin. Ama dur demenin zamanı gelsin. Girdik bu batak ölüm. İhale sana da kalır bir gün. İstediğim hiçbir şey ne mal ne mülk. Kumarın heyecanı göz öbürü. Takım işlere gir, parayı basamak olarak bil. Yeah, yeah, içi zifir. Kazanmak hırsının sonu sefil. Bitirdin kendini, sorumlu kim? Koyacağım mı masaya saatini? Dönecek bir gün bu kahvede bir. Elime gelince flash right. Lizzie'nin şarkılarında baya böyle kumar muhabbeti dönmeye başladı. Umarım bu hayatla kumar oynamaktır arkadaşlar. Yoksa bildiğin kumar alışkanlığı, kumar bağımlılığı yoktur umarım Lizzie'nin. Ne bileyim, Dostoyevski, Fyodor Mikhailovich Dostoyevski ya da Necip Fazıl gibi kumar alışkanlığı yoktur umarım. Hemen sözlere bakalım. Yine bana ders oldu, yine bana ders. Güvenimi kırdılar, arama bir fersah koydum herkeste. Kaybetmedim heyecanımı bence. Şeytanlar içinde gez, birini kendine seç. Anlaşma imzala geç. O kadar da zor değildir. Yaşamın sırrını biz çözmeyeceğiz. Evet, şeytanlar içinde gez, birini kendine seç dedi. Ruhunu şeytana satmak muhabbetini benim aklıma getirdi. O kadar da zor değildir, yaşamın sırrını biz çözmeyeceğiz. Yani kim yaşamın sırrını çözmüş ki? Yaşamın sırrını çözüp de yaşamda ne işimiz var? Bir kere aldın mı tat, anlarsın nedir hayat. Bir kere aldın mı risk, gelecek her şeye inan. Ne kadar fazla stres, o kadar büyür olay. Gel yükümün altına gir, beliniz ne kadar dayanır. Yani burada Lize olmak kolay değil diyor kabaca arkadaşlar. Ama genel olarak zaten baktığınızda hayatta bir şeyleri elde etmek istiyorsa, yani bu bir şeyleri elde etmek illa bir hırsla, gözünü bilmem ne bürümekle, kan bürümekle, para bürümekle olmasına gerek yok. Ufacıktan bile kendin için bir şey istiyorsan bunun riskini alman lazım ya da bunun için bir şeyleri göze alman lazım. Bunu söylüyor Lize'de. Piyango değil ki bu tersi, attığın zarardan vazgeçemezsin, riziko aldıkça artar hevesin. Ama dur demenin zamanı gelsin, girdik bu batak ölüm. İhale sana kalır bir gün, istediğim hiçbir şey, ne mal ne mülk, kumarın heyecanı gözü bürür. Şimdi burada da zaten onu söylüyor, fazla hırs yapma, kendini de kaptırma. Kendine yetecek kadar bir şeyleri yap. Kendin için bir şeyleri yap. Gerisini boş ver diyor Lil Zey. Doğru yani. Doyamadım keyfine, olamam hiç iflah. Bu gidişle
Heyecanımız artar, ölümüne risk o. Kazanını de, koyacağım ortaya her şeyi bir daha. Kazanını de. Dedim ya dönemem asla geri. Zorluydu tabii ki her seferi. Evet, Konka'nın zaten geriye dönmeyeceği muhabbeti birçok şarkısında cereyan ediyor. Aklımda puslu değilim serin. Duygusal olamam hayatım kemik. Dedim ya konta paslanmaz çelik. Yine de yıprandık gibi. Arttırdım riski eskisi gibi. Ellerim bağlı arkadaşımdır. Kaç kere düştüm de kalktım bak geri. Yıkamaz öldürmeden kimse beni. Kama o yalanlara gül güzelim. Sarsılmaz kabarır lan özgüvenim. Bana çok farklı yollara kaldı. Almadı aklım. Güzel olmuş arkadaşlar şarkıya. Vallahi helal olsun Kıyak. Hem beat'i hem havasını bayağı sevdim ben. Hemen bakalım Kontkar ne diyor. Dedim ya dönemem asla geri, zorluydu tabii ki her seferi. Aklımda puslu değilim serin. Duygusal olamam hayatım kemik. Dedim ya konta paslanmaz çelik. Yine de yıprandık gibi. Yani hayatın yıpratmadığı bir şey mi var? Arttırdığım risk eskisi gibi. Ellerim bağlı arkadaş şimdi. Kaç kere düştüm de kalktım bak geri. Yıkamaz öldürmeden kimse beni. Evet yine o. Piyasaya hem laf söylediği, kendini birazcık böyle açık ettiği, kendini içine döktüğü şarkılardan biri olmuş. Güzel yani arkadaşlar, ben sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Albümdeki böyle en sevdiğim şarkılardan biri mi bundan emin değilim ama sevdiğim şarkılar arasına girdi. Yok değil şansım, hep başa sardım. Döngü boz dedim, yüzümü sular çok derin. Olduğum noktaya bak şimdi, babalar tepemden gitmedi. Doyamadım keyfine, olamam üç iflah. Bu gidişle heyecanımız artar, ölümünü risk al. Kazanını de, koyacağım ortaya her şeyi bir daha. Evet, böyle Kontkar'la Lize bir araya geldiği zaman daha çok aslında Lize ile birileri bir araya geldiğinde biraz daha o duygusal havaya giriyorlar. O havaya kapılıyorlar ister istemez. Lize'nin belki de birçok şarkısında gördüğümüz kendine has havasına bürünüyor herkes. Bir de Lize diğerlerinin havasına bürünse nasıl olur onu merak ediyorum ben. Şöyle Kontkar'la ya da Köksal'la zımba gibi ya da artık her kimse zımba gibi çat 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 gittikleri bir şarkı gelse nasıl olur merak ediyorum ben. Bence kıyak olur arkadaşlar. Ben sevdim şarkıyı yani. Gayet güzel olmuş bence. Hiç vakit kaybetmeden Kimera'yı dinleyelim. Yani Kimera ile Kontkar da bence uyumlu olmuşlardır. Ama yine de bir dinleyelim. Bu arada şarkı Pla 4'teymiş. Devam. Rosa Fireboy. Yine sağlam bir beat gelecek. Bu arada Kimera'yı eğer dinlemeyenler varsa Red Key Gang La Familia 2 Part 2'de kendisi bir şarkıyla eşlik ediyor ekibi arkadaşlar. Mutlaka dinleyin. Ben ilk orada duydum. Öncesinde bilmezdim. Bayağı da sevdim açık. Yani muhteşem arkadaşlar. Çok böyle kendine has bir sesi var. Yani insan nasıl hissedeceğini şaşırıyor. Gerçekten öyle bir ses. Kıyak olmuş. Yani ben bayağı sevdim sesini. Kimera'nın. Kimera'nın sesi bayağı kıyak olmuş dedim bu arada. Yani dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Evet bakalım hemen. Produced by Rosa Beats demiş. Mixed by Barry Allen, Can Paşa, Mehmet Kurtuluş. Mastered by Barry Allen, Can Paşa. Kıyak, yönetmen Mert Doğan, yardımcı yönetmen Kontkar. Oo, yardımcı yönetmen. Çek, senaryo Kimera. Oo, bayağı ekip sağlam çalışmış ya. Muhabbete bak, çok iyi, devam. Yapışır diyormuş ya. Serpişir gibi duydum ben onu arkadaşlar. Dark havanın içerisinde senin ne hissedeceğini şaşırdığın bir şarkı olmuş ya. Kimera'nın sesi gerçekten çok acayip. Hemen bakalım ne diyor. Yanımda şeytanım oturur. Sarıyoruz arada bir kaybolup. Yansımama bakıyoruz unutup. Kanım damlamasın yere onu tut. Onu tut, onu tut. Açıyorum havada elim korunup. Yanar canım yapışıyor üstüme suç. Diyor bana etmez kabul hiçbir tabut. Evet burada aslında birazcık kendi kenara çekilmişliğini belki de ötekileştiriliyordur bilmiyorum onu anlatıyor. Nasıl diğer insanlardan ayrı olduğunu aslında nasıl bir kenarda kaldığını belki de anlatıyor. Evet Deybaç Afif cinler sülalesinden bir takım bir kimselerin kimsesi arkadaşlar. Baktım da net bir bilgi yok. Sadece cinler aleminden birinin sanırım oğlu ya da birinin babası öyle bir şey. Gerekli bilgiyi merak edenler varsa diye bırakacağım şuralara bir yerlere. Bitmiyor etkisi sihirin beste ruhunla doyu beni. Evet o binbir gece havası değil de böyle biraz daha Dabbetül Arz tarzı bir şey duyabiliriz. Dabbetül Arz gibi böyle cinli minli o karanlık havayı vermiş kendisi birazcık bu şekilde takılıyor Kimera.
Kimera'nın anlamı ne? Ona da bir ara bakarız arkadaşlar. Beste ruhuna doyu beni, gözyaşım kuru kuru benim. Darmadağın kalbim buruk benim. Bo alevlere bo bo beni. Almıyor aklım, deli miyim? Neyim? Fısıltıların içindeyim, her gün tekim. Deniyorum hepsini öldürmeyi. Saat yakın dirilmeye. Peşindeyim, senin peşindeyim. Evet, birazcık böyle psikolojik mevzular da dönüyor. Kendi halinde sesler duyma, gayipten sesler duyma dediğimiz bir muhabbet. Evet, birazcık böyle mistik bir hava katmış diyebiliriz sözlerine Kimera için. Ben bakalım arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Kimera'nın sesini özel buldum açıkçası. Kıyak buldum. Bilmiyorum Emre Yücelen ne der, ona da bir sormak lazım. Boynum asılı suçlarım, lanetli tılsımım. Duvara asılı kellen, gözünde yalanın. Evet, Konkar yine böyle birazcık sert girmiş. Bu sefer Kimera'ya ayak uydurduğunu görüyoruz Kont'un. Devam. Ben şarkıyı sevdim arkadaşlar. Umarım bu ikili daha çok dinleriz. Umarım Kimera'yı daha çok dinleriz. Bizi ne hissedeceğimizi bilmediğimiz duyguların içine atar. Hemen bakalım kalan sözlere de. Örten yok, toz kaplandım bak çoktan. Dedim ya raflara kaldırdım. Olmaz suçumu üstlenmem, asla dönmem bir daha o deliye. Şeytan domamış bekliyor orada, geçeceğim üstünden bir güzel. Kurşunlar yağıyor silver. Kafamdan aşağı damlar. Karanlık dans eder loşta. Benle tuttu elimden valsta. Öteki oldum farklı bir kişi uyandığında. Koşturdum durdum bırakmadım peşini inadına. Öteki oldum farklı bir kişi uyandığında. Evet, hem öteki hem de farklı bir kişi. Aynı şeyi iki farklı tabirle ifade etmiş. Birazcık vurgulamış burada. Güzel yani, ben şarkıyı sevdim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumları da belirtin. Bitirelim artık şunu da. Bu yan flüt de bayağı. Ben iki şarkıyı da beğendim. Bence ikisi de ayrı ayrı bomba. Tabii Kimera ile olan şarkıyı ayrıca bir sevdim. Tabii Kimera suç şarkısı daha böyle bir işledi diyebilirim bana. Siz şarkılar hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Videoyu da burada noktalıyorum. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, benzer arkadaşlar arasında paslamayı ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimi mutlaka açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.